Çekilmez siktir et manyak mısın lan iki cent için. Şöyle bir şey yapsak. Oha bu ne lan? Hiç güven vermedi bu dönemi tamına koyayım. Bekle bir şey deneyeceğim. Dur mu ya? Sen iste cebimde ne para var ha. Kredi borcum var biraz ama. Kripto efsanesine bir bakacağım abi. Burada neler dönüyor bir bakmamız lazım. Oğlum Bitcoin yeni 60 bin lira oldu. Bu çocuğa mı vurdu acaba? <laughs> Bu arkadaşa mı vurdu? Deneme naber abi yazmış. 10 bin liraya. İyi kardeş sen nasılsın? Anlat bakayım. Kripto işleri vergilendiriliyor diye duyuyorum. Sanki bir yasa gelecekmiş. Bir anlatsana bize. <laughs> Adamız sorguya çekiyormuş. DC niye geliyor oğlum? Ne alaka abi? Allah Allah. 5 TL anladım. <laughs> e Tabii şimdi her cümle 5 lira. <laughs> Merak ettim lan. Yani benim biliyorsunuz 7 yılda maksimum aldığım donate anlık yanlış hatırlamıyorsam 11'di. 9 muydu 11'di hatırlamıyorum ama bu da zaten 7 yılda 2 defa oldu. Şimdi bu efsane bir konu. Kripto efsanesi yazıyor bir de. İnşallah bu bir reklam marka adı falan değildir ha. 9 değil 9 muydu? Ya 11 atamamıştı. 9'du. Ee, kamera objektifi mi ne konuşuyorduk? Öyle bir şey konuşuyorduk o zaman atmışlardı. Yanlış hatırlamıyoruz. 11 miydi? Bilmiyorum işte. Kıbrıslı vardı ha Kıbrıslı da vardı. Ah lan böyle bir uzmanlık yok ya. Oğlum germe beni bak. Bu enteresandı işte bu enteresan. Rekor yazmış bir de kripto para uzmanıyım. Nasıl bir uzmanısın? Bize de anlatam Bize de anlat oğlum. Bir şey merak ediyorum. Kripto uzmanı ol. Kripto ile bir sürü bitcoin'in olsun. Bak. Bir sürü bitcoin sahibi ol. Sefaya <laughs> bak bu sıkıntı işte diyor. Yine de bu kadar fazla paran olduğu senaryoda bile. Mesela şu donate olayında baya böyle 20 bin lirayı gözden çıkartabilmek ya da 25 bini gözden çıkartabilmek bir selamun aleyküm demek için şu an babam aklıma geldi anladın mı? Babam olsa şu an şeydi böyle. Niye atıyor amına koyayım ya? Falan demişti hatırlıyorsunuz. Bin lira mı ne yollamıştı biri yemek ısmarlamıştı. Bir tanesi kaç param var? <laughs> Toplamda kaç para kazandın? Kriptodan arbiden ben çevremde bir tane bile burada arada harbiden büyük para atmak zorunda değilsin yani hani yaz bir yere. Çevremde yıllardır kripto ile uğraşan kovalayan arkadaşlarım var. Hepsi teoride çok zengin oldu. Ama hiç ben para sahibi olduklarını görmedim. Hani böyle harbi harcadıklarını görmedim. O zenginlik hep orada anladın mı? Kripto efsanesi 3 lira attım. Kripto ne efsaneliği bu kadarmış. Seha <laughs> yazdı. Bu kesin aynı nikti başka biri. Bu kadar abi benim efsaneliğim işte. Ben ne kadar kazandıysam bir yolladım. <laughs> Sıkıntı yok oğlum geri yollarım ya attın havanı ayıp ediyorsun. <laughs> Discord üzerinde iletişime geçerek böyle bazı yayıncıları gezelim. Biz de benden onlar hani destek olarak yayılsın etrafa. Ben bunu çok yapmayı seviyorum. Ama böyle sizle birlikte yapmayalı şok oldu. Böyle bir şey yapabiliriz. Eğleniriz hem. İnsanların bir gününü güzelleştir. Oo, oh, amına PUBG Mobil ve Sohbet yayında platformunda 45 milyon TL bağış yaptı oğlum. Seni alırlar bak ben sana söyleyeyim. Bu enteresan. 45 milyon TL bağış ne oğlum? Ha bir de PUBG Mobil falan diyor yani hani. <laughs> Deprem falan olsa anlarım da. Şimdi 45 milyon bağış yapabilecek güçteki biri. Sıfırlar atılmadan öncesidir. <laughs> Yok ya enteresan valla. 20, 20 bine mi takıldın diyorsun da 20 bine takılırız aman koyayım. 7 yıldır yayın yapıyorum. Böyle bir parayı ben donate olarak ilk defa görüyorum yani. Günümüz kuruyla belki iş değişiyordur ama 1300 euro ediyor. Aç dolar? 1416'da ABD doları. Baktığın zaman 1500 dolar ya. Üf. İşte fiyat algısı böyle bozuluyor arkadaşlar. 45 bine lan benim jipi sattıktan sonra aldığım Citroen 62 bin 59 bin lira mı neydi ya? 59 bin liraya 2006 sıfır araba aldım ben ya. Böyle koydum aldım yani. Vay 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 vay. Kripto Enderi. Se abi ben de Enderiyim. Instamı gizli oku. Bana yazarsan mutlu olurum. 3 TL benden. <laughs>